Konuşma zamanını seyretmek üzere ASM TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli seyirciler. Takvimler bugün itibariyle 22 Aralık 2022 Perşembe'yi gösteriyor ve Türkiye gündeminde çok önemli konular var. Bunları konuşacağız birazdan ama öncelikle bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda. asimyildirim.com@gmail.com ve maddi destekte bulunmak istiyorsanız Patreon hesabımız da şu anda ekranda. patreon.com/asimyildirim. Efendim hiç vakit kaybetmeden Mahmut Akpınar hocamızı, doçent doktor Mahmut Akpınar hocamızı yayına almak istiyorum. Çünkü konuşacağımız çok konu var. Mahmut hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim Asım Bey. Nasılsınız geçen haftadan beri? Daha iyiyim. Yani o gribal enfeksiyon tamamına yakını gitti gibi kendimi daha sağlıklı, daha dinç, dinamik hissediyorum. Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Türkiye'nin... Ama biraz kırgınlık var gibi sanki. Biraz bu gece böyle bir şey oldu. Sesimde bir çatallaşma meydana geldi. İnşallah hasta olmam. Çünkü önümüzdeki birkaç gün çok ciddi meşguliyetlerim olacak. Hocam Türkiye'nin gündeminde böyle arka arkaya hadiseler meydana geliyor. Bunlardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu meselesiydi. Geçen hafta biliyorsunuz hakkında işte bir karar çıktı, ceza kararı çıktı. Henüz Yargıtay tarafından onanmadı. Ne zaman onanacak onu da bilmiyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu sahip çıktı Ekrem İmamoğlu'na. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında açılan bir soruşturma üzerine Süleyman Soylu'ya yönelik çok sert sözler söyledi, açıklamalar yaptı. Birazdan bu konuya temas edeceğiz. Bir başka önemli konu, anayasaya göre Erdoğan 3. defa aday olmaması icap ediyor. Olamaması icap ediyor. Fakat şu anda Erdoğan tek aday gibi gözüküyor. Şu anda konuşulan isimler arasında. Bir diğer önemli konu, KHK'lı bir polis vardı, hatırlayacaksınız. Bu hafta içerisinde de ne yazık ki bu acı bir haberle gündeme geldi bir kere daha. Bu KHK'lı polis yaklaşık 5 yıl önce intihar etmişti. Yaşadığı bunalımdan dolayı intihar etmişti. Fakat o bunalımdan sonra eşi ve 3 çocuğu geride kalmıştı. Eşi de ne yazık ki hastalıktan dolayı vefat etti. Şimdi 3 çocuk ortada kaldı. Bunları da konuşacağız. HDP'ye yapılan böyle siyasi baskılar var. Ama aynı zamanda da uygulanan şiddet var. O şiddeti ve özellikle HDP'li Garo Paylan'ın son günlerde söylemiş olduğu sözleri ve de bu tartışmalar yapılırken ilahiyatçı Sacit Arvasi'nin attığı tweetleri gündeme getireceğiz. Bunları konuşacağız. Önce KHK'lı polisle başlayalım Mahmut Hocam isterseniz. KHK'lı polis 5 yıl önce vefat etmişti. KHK ile işinden olmuştu. Borçlanmıştı aynı zamanda. Ailesiyle beraber işte memleketlerine taşınmışlardı. Fakat İstanbul'da bir evleri vardı. O evi satmak için gideceğim deyip İstanbul'a gidiyor ve orada da intihar ediyor. Arkasından eşi ve çocukları kalınca ayakta kalma mücadelesi devam ediyor tabii. Akrabalarının destekleriyle ayakta duruyorlar. Fakat kadın ne yazık ki hastalandı, yakalandığı hastalıktan kurtulamadı ve vefat etti. Şimdi 3 çocuk açıkta kaldı. Evet, ilk konumuz bu olsun. Ne diyeceksiniz bu konuyla ilgili? Yani bu aslında Türkiye'nin son 10 yılının yürek burkan olaylarından ama eskiden bu 10 yıldan önce bu tür olaylar olurdu ama nadiren olurdu. Yani tek vakalar şeklinde olurdu ve bütün Türkiye olarak gündem yapılırdı. Buna da üzülürdük. Yani herhangi bir yerde işte açlıktan, fakirlikten, kimsenin görmemesinden dolayı vefat eden bir kısım insanlar olurdu. Ama son 8-10 yıl içinde AKP iktidarının uyguladığı o zulüm düzeniyle bu aile tarzı o kadar çok insan var ki, yani açıkta bırakılmış, toplum tarafından dışlanmış, kendi akrabaları tarafından şeytanlaştırılmış, evlatlıktan reddedilmiş ve bu ailelerden toplumun da haberi olmuyor. Ne zaman haberimiz oluyor? Ancak vefat ettiklerinde, intihar ettiklerinde, o fecaat ortaya çıktığında haberimiz oluyor. Dikkat edin, ayda birkaç tane böyle olay çıkıyor. Ve bu Türkiye'nin bir kanayan yarası, bu aslında Türkiye'nin bir vicdan problemi, sosyolojik bir problem. Yani böyle insafsız ve vicdansızca olayların yaşandığı, arka planda, izbe noktalarda, karanlıklarda, görülmeyen noktalarda yaşandığı ve toplumun da buna duyarsız kaldığı bir ülkede, bir toplulukta aslında herhangi bir iyiliği görmek, ummak da doğru bir şey değil. Yani böyle bir vicdansızlıkla bir toplum yaşayamaz. Maalesef Türk toplumu böyle ve daha ötesi, hani bu yaşananın daha da kötüsü, 3 çocuklu bir polis memuru intihar ediyor, hanımı neler yaşadı bilemiyoruz. Yani genç, daha kadın zannederim, 30'lu yaşların başında. 30'lu yaşlarda kalp yetmezliğinden, kalp krizinden gidecek kadar hangi kalp ağrılarına, sancılarına, hangi hayat zorluklarına muhatap oldu, hangi dışlamalara muhatap oldu, aşağılamalara muhatap oldu ki gencecik bir kadının yüreği dayanmamış. Bunun daha kötüsü şu, bunun binlercesi, on binlercesi var. İnsanlar, bu onurlu insanlar dertlerini bir de açmıyorlar, paylaşmıyorlar, izzetlerini muhafaza ediyorlar, kimseye el açmıyorlar. Ama o karanlık noktalarda bu insanlar gözyaşlarını içe doğru akıtıyorlar. Bu Türkiye için bence enflasyondan da daha büyük felaket. Ne bileyim, Türkiye'deki bir kısım işte o trafik kazalarından da daha büyük felaket, AKP'den de daha büyük bir felaket toplumun başına gelmiş. Bunun daha kötüsü de ideolojik olarak bu insanlara katılmayan bazı insanların o holsuncu yaklaşımları, bu tür yorumların altına böyle tamamen kalbi nasırlaşmış şekilde yorum yapmaları. Bu da Türkiye'nin aslında, hani ekonomi diyoruz, adalet diyoruz, işte huzur diyoruz filan, aslında bunların hepsinin gerisinde bir vicdan var. Vicdanını yitirmiş bir toplumla mı karşı karşıyayız? Bu kadar mı bir toplum sükût edebilir, duyarsızlaşabilir diye insan sormadan edemiyor yani. Evet hocam, bugün TR724 sitesinde ilahiyatçı Ahmet Kurucan'ın, sizin de yazı yazdığınız site TR724, orada bir yazısı var. Yazının başlığı aslında az önce sizin söylediğinizin çok kısa bir özeti. Dinini kaybeden devlet, vicdanını kaybeden halk deniliyor. İzniniz olursa bir paragraf var. Orada çok dikkatimi çeken bir paragraf. Vicdanını kaybeden halkı anladık da devletin dini nedir diye bir soru akla gelebilir diyor. Hemen belirteyim, hak, hukuk ve adalet. Bırakın Türkiye tarihini, dünya tarihine şimdi olmasa da yakın bir gelecekte mal olacak o meşhur sözü hatırlayın. Yargı siyasetin köpeğidir. Vicdanların en duyarlı, en canlı olması gereken yargı mensupları bu sözü nasıl içlerine sindiriyor bilmiyorum. Ama maalesef yargı mensuplarının birçokları nice zamandan beri kendi vicdanlarıyla değil, tasmalarını ellerine verdikleri siyasi figürlerin emirlerine göre karar veriyorlar. Devlet ve hükümet el ele, yargı eliyle adaleti bir tokmak gibi kullanarak, vatandaşına orantısız güç kullanarak resmen zulmediyor. Çoklarının dediği gibi hapishaneler masum insanlarla dolu, milyonlarca insan terörist ve vatan haini suçlamasıyla hüküm giymiş durumda. Yıllardır hapishanelerde çürüyorlar. Daha ötesine gerek var mı bilmiyorum. Şu söz her şeyi açıklamaya yetiyor aslında. Dünyada hırsızların dışarıda, hırsızları yakalayanların hapishanede olduğu tek ülke Türkiye'dir deniliyor ve en üstteki paragrafta da Türkiye şu an itibariyle belki de tarihinde hiç görülmediği kadar dinini kaybeden bir devlet, vicdanını kaybeden bir halkın yaşadığı ülkedir diyor Ahmet Kurucan Hoca. Yazıyı merak edenler siteden okuyabilirler. Tabii sizin yaptığınız bu vurgu çok önemli bir vurgu ama siyasiler de bunu istedikleri zaman ve istedikleri miktarda kullanıyorlar. Hiç tam anlamıyla seslerini çıkarmıyorlar, itiraz da etmiyorlar. Mesela Ahmet Davutoğlu onlardan bir tanesi. Ahmet Davutoğlu partisinin zannediyorum bir ilde düzenlemiş olduğu toplantıda bir şeyler söylemiş. İzniniz olursa onu seyircilerimizle paylaşalım. Sonra da sizin yorumlarınızı alacağım hocam. Türkiye'de eğer 15 Temmuz darbesinin en baş sorumlusu görülen bir paşanın kardeşi, bu ülkede geçmişte başbakanlık yapmış birinin mal varlıklarıyla ilgili büyük iddiaların ortaya atıldığı bir ülkeye büyükelçi tayin edilmişse o dosyanın açılması gerekir. Kim onu oraya niye tayin etti? Hangi dosyaları takip ediyor o büyükelçi? İşte bugün bu hesaplar kapatılmak için iktidarda kalmaya çalışıyorlar. Şimdi birileri darbenin baş sorumlusu olan paşanın kardeşi Lahey'de Hollanda'da büyükelçi, Hollanda basınında çarşaf çarşaf Türkiye'den eski başbakanla ilgili iddialar var. Öbür tarafta Türkiye'de imkansızlıktan çocuğunu onların okuluna vermiş bir ailenin 7 sülalesi iltisaklı diye cezalandırılıyor. Bankasyon açılışında bulunulmuş, başka hesaplar yapılmış. Sıradan bir memur ufak bir ilişkiyle cezalandırılırken, eğer bu Kur'an'ın da hükmüdür, eğer kudret sahipleri cezalandırılmıyorsa o kudret sahipleri başlarına gelecek felaketi beklesin. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri böyle Mahmut Hocam. Ne diyorsunuz? Yani Ahmet Davutoğlu bu sözlerinin hemen başında buradan KYK'lılara da seslenmek istiyorum diyerek söylüyor ve bunları anlatıyor yani. Ne alaka dedim ben birazcık dinleyince. Sizin yorumunuz ne? Şimdi birkaç senedir dikkat ederseniz KYK'lılar örgütlendiler. Çok da iyi oldu. Daha da örgütlenmeleri lazım. Daha öte şeyler yapmaları lazım. Yani bu noktada KYK'lardan bir tanesi Cemal neydi? Çok gördüğümüz sosyal Cemal Yıldırım, çok takdir ettiğim sol sosyalist bir KYK'lı. Çok cesurca tabii çıkışlar yapıyor. Ha şöyle de bir şey var. KYK'ların içinde de iktidarın yaklaşımı farklı. Yani bazı KYK'lar yaptığında hiç aman vermiyor. Bazılarını sadece alıp karakola götürüp bırakmakla yetiniyor ama sonuç itibariyle birkaç yıldır KYK'lar ciddi örgütlendiler ve kamuoyunda da bir vicdan oluştu KYK'lıların mağduriyetiyle ilgili. Çünkü sonuç itibariyle 1 milyona yakın insan var. Bunların aileleriyle birlikte kattığınızda bu mağduriyet 8-10 milyonu aşıyor. Ve bu oy beklentisi içinde olan, siyasi hesap yapan her bir siyasetçi için önemli bir pasta, önemli bir pay. Dolayısıyla son birkaç yıldır bu pastaya yönelik, yani KYK'lıların da gönlünü almaya yönelik ama bence esasa dair değil, biraz pragmatist ve ilkesizce yorumlar yapan siyasetçiler var. Davutoğlu'nun ben öteden beri hep söylerim, yani dürüst bir adam, düzgün bir adam ama siyaseten net bir duruşu olan, ilkeli bir duruşu olan adam değil. Yani Davutoğlu'nun bir karşılığı olabilmesi için bu toplumda öncelikle AKP döneminde Erdoğan'la ilişkilerinde o sevindirik olduğu dönemlerdeki olayları bir ifşa etmesi lazım. İki, evet, topluma bir özür borcu var. Yani evet ben şu dönemde böyle yaptım ama bundan sonra şöyle olacağım diye bir özür dilemesi lazım. Buradaki yaklaşımda da çünkü bunu şeyden de görebiliriz. Yani Davutoğlu'nun toplumda bir karşılığı yok. Ya başbakanlık yapmış bir adamsınız. Yıllarca Dışişleri Bakanlığı yaptınız. AKP'nin başından beri Davutoğlu önemli bir figür ve aktör. Dikkat edin. Dış politika danışmanı yıllarca AKP'nin dış politikasının belirlendiği aktif siyasetin içinde olmadan danışman olarak hizmet verdi ve AKP politikalarını belirledi. Yani diyelim 15 yıl 2017'ye kadar AKP'nin içindeyse yaklaşık 15 yıl boyunca AKP ile çok içli dışlı oldu. Önemli aktörler oldu ama bugün geldiğimiz noktada Davutoğlu'nun toplumda bir karşılığı yok. Önce bunu sorgulaması lazım. Benim başbakanlık da yapmış, yıllarca siyaset yapmış, iyi bir akademisyen olan ve üzerine dürüst olan, hani çok dürüstlüğün kıymetli olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Dürüst olan bana bu toplum neden teveccüh etmiyor diye sorgulaması lazım. Çok inandırıcı gelmiyor. Ve de AKP'nin tarihindeki en yüksek oyu almış olan genel başkandı yani kendisi. Evet, çünkü insanlara inandırıcı gelmiyor. İkna edemiyor. Yani ve Davutoğlu da diğer pek çok siyasetçi gibi, maalesef pek çok entelektüel, aydın, muhalif görünümlü insanlar gibi Türkiye'nin önemli problemi o. İnsanlara kategorik yaklaşıyorlar. Ya bu yaklaşımında bile KHK'lıları ve bir grubu peşinen suçlu kabul edip birileri cezalandırılırken ötekiler niye cezalandırılmıyor diye bir yaklaşım var. Bakın burada bile peşin hükümlü yaklaşıyor. Türkiye'nin problemi de bu. Milyonlarca insanı terörist ilan etti AKP iktidar ve toplumun büyük bir kesimi şimdi yeni mırıldanıyorlar. Bu kadar büyük terörist grup olabilir mi? Hangi silah kullanmış? Ne yapmış bunlar? Önüne gelene niye terörist ilan ediyorsun diye şimdi sorgulamalar arttı. Niye? Çünkü o terörist yaftası herkese yapışmaya başladı. Yani Davutoğlu dahil, bakın HDP dahil, diğer muhalifler dahil bu temel soruyu sormadılar. Yani ben de peşinen söylüyorum. Zannederim siz de aynen söylersiniz. Fethullah Gülen de darbenin ertesi günü söyledi. 15 Temmuz'a karışan ve suç işleyen her kim varsa en ağır ceza ile cezalandırılsın. Bu bensem kendi tekmemi kendim vurayım, idam edilsin. Ama şimdi bir üzerinde şaibe olan bir olay üzerinden 7 yıldır işte biraz önce konuştuğumuz polis memurunun çocuklarına kadar insanların mağdur edildiği, linç edildiği bir dönemde İnsanların vicdanlı olması lazım. Evet. Biraz. İşte Davutoğlu'nda da bu vicdanı görmüyoruz maalesef ve Türkiye'nin problemi o bence. Sadece Davutoğlu'nun değil. Belki birazdan işte Garo Paylan'ın söylemlerine gireceğiz, HDP'lilerin söylemlerine. Her bir toplumsal kesim, siyasi grup diğer insanları, insanların temel haklarını verme noktasında diğer insanlara çok cimri davranıyor. Ya Allah, ben suçlu da olsam, cani de olsam beni insan olarak yaratmış. İnanıyorsanız, inanmıyorsanız da evrensel insan hakları kriterler açısından her bir insanın suçlu da olsa insan olma özelliği var. Ama Türkiye'de maalesef kendini demokrat ilan eden, işte ne bileyim vicdan sahibi ilan eden, adalet arayışında ilan eden insanlar bile belli kesimleri, kendisine uygun olmayan kesimler, bu bazen Kürtler oluyor, bazen cemaat oluyor, İnsan vasfına bile layık görmüyor. Ona insanca muameleye dair kriterleri ondan kıskanıyor. Yani Davutoğlu'nda da bunu görüyoruz, pek çok muhalifte de bunu görüyoruz. Önce bunun olması lazım. İnsanların vicdanen her insanı insan kabul etmesi lazım öncelikle. Ve insan olmaktan doğan haklarının her kim olursa olsun, hangi inanç olursa olsun savunabilmesi lazım. Türkiye'nin kaybettiği, birleşemediği nokta bu diye düşünüyorum. Hele cemaat söz konusu olunca maalesef kimisi ezeli düşmanlığından, yani din düşmanlığından, işte laikçi, seküler yaklaşımlarından dolayı, kimi de ben de AKP'den dayak yerim, mevcut iktidardan dayak yerim diye önce söze işte o meşhur FETÖ kavramıyla filan başlıyorlar. Hocam, Ahmet Davutoğlu bana göre lidermiş gibi davranıyor. Muhalefetmiş gibi davranıyor. Aynı zamanda böyle temizmiş gibi davranıyor. Biz onun zamanında, onun başbakanlığı döneminde medya kurumlarının basıldığını biliyoruz. Medya kurumlarına el konulduğunu biliyoruz. Anayasanın doğrudan ihlal edildiğini biliyoruz. Ve onun zamanında yapılan bu ihlallerin hepsinden bizzat Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Ahmet Davutoğlu da sorumludur. Bunun başka lamucum yok. Bir başka önemli husus... Yani Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi, STV, bunların hepsi 15 Temmuz'dan çok önce ve Davutoğlu'nun başbakanlığında ve baskınla, polis soruyla kapatıldı. Mesela bunlarla ilgili bir öz eleştiri hiç duymadık. Bir diğer önemli nokta, yani sizin vurguladığınız nokta, çıkıp özür dileyeceksin. Çıkıp özür dilemek zorundasın. Önce o günkü yaptıklarından dolayı. Bir başka husus da, bildiklerini adam gibi efendice dürüstsen eğer oturup anlatacaksın bir basın toplantısıyla. Dün sana verilen makamlar, mevkiler, ondan sonra payeler, bunlardan dolayı gördüğün pisliklere, yanlışlara itiraz etmediysen, bugün bunları söylüyormuş gibi yapıyorsan, bu da senin işte kifayetsizliğini de, kalitesizliğini de ortaya koyar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum hocam? Yani şöyle, hani Davutoğlu'nun öyle bir iki fotoğraf da vardı galiba, bu AKP'liler açılış yapıyorlar ya, açılışlarda herkes kendini gösterme yarışında oluyor filan, iri yarı adamlar yarıyor geçiyor. Davutoğlu gibi böyle ufak tefek olanlar o kaba saba adamların arasına kafasını uzatıp da görünmek için çaba sarf ediyor. Bana Davutoğlu biraz öyle geliyor. Yani bireysel olarak dürüst derken, mesela hukuku uygulamama konusunda dediğiniz gibi en büyük zulümler onun başbakanlığı döneminde oldu. Elbette ki yasal olarak sorumlu ama bir hırsızlığını, yolsuzluğunu bilmiyoruz. O anlamda diyorum. Davutoğlu'nun siyasette kendisine yer edinmeye çalışan ama boyu buna yetmeyen, nitelikleri buna yetmeyen fakat kendisini de biraz dev aynasında gören biri olarak görüyorum. Yani nitelikli bir adam, entelektüel bir adam, akademisyenliği falan gerçekten kaliteli bir adam. Ama biraz ayakları yere değer gitmesi, biraz toplumu okuyarak gitmesi lazım. Kendi ezberleriyle yürüyen birisi olarak görüyorum biraz. Hocam kesinlikle haklısınız. Bir vurgulamak istediğim nokta daha vardı. O da şuydu. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na akıllı diye bakıyoruz değil mi? Zeki bir adam, akıllı bir adam vesaire diyoruz. Akılla zeka arasındaki farkı da özellikle bildiğimi vurgulamak istiyorum. Aklı ve zekası olduğunu iddia eden birisi. Şimdi akademisyenliğinden dolayı söylüyorum bunları. Aklı olan bir insan bunca tuzağa, bunca hileye, hurdaya, hırsızlığa ve bunca bu zalimlerin, bu kadar kötülükleri yapanların karşı tarafında yer alan mazlum insanların yapmadıklarını bilmemesi mümkün değil. Düşünmemesi de mümkün değil. Yani varsa aklı, ki o iddiada aklının da ama mutlaka hesabını verecek olan birisi. Akıl etmez misiniz, düşünmez misiniz diyen Kur'an ayetlerinden yola çıkarak soruyorum yani bunu. Evet, ben yine de tabii şöyle muhalifleri de hani ötekileştirmenin, linç etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu siyasetçi, eleştirilebilir siyasetçiler. Yani Erdoğan, Davutoğlu da kendince bir siyaset yapıyor ama bugünkü siyasi atmosferde veya olması gereken ideal siyasi tabloya göre maalesef çıkışları yetersiz. Kendisini bir revize etmesi lazım. Yani bu gidişle şu andaki siyasi tablodan da, geleceğin siyasi pastasından da Davutoğlu'nun önemli bir pay kapması çok mümkün ve muhtemel gözükmüyor. Zaten kamuoyu yoklamalarında da her şey ortada hocam. %1, %2, hadi bilemedin %3 oy alıyor. Bu da toplumda karşılığının olmadığının bir başka göstergesi. Ali Bey için de geçerli, Babacan için de geçerli. Bunlar AKP'nin her şeyini bilen tipler. Ahmet Davutoğlu da, Ali Babacan da. Çıkıp kendi dönemlerinde yaşananları bizzat anlatmadıkça, açık anlatmadıkça toplumda karşılıklarının olacağına inanmıyorum. Zaten ikisinin de genel başkanlık vasıfları olabilir ama liderlik vasıfları yok ne yazık ki. Bunlar da işte oylara yansıyor. Ahmet Davutoğlu... Yani Babacan'ın tabii biraz daha farklı olabilir. Kanaatimce Davutoğlu'na göre vebali daha temiz kalmış olabilir. Bir de Ali Babacan sanki bir kadro kurmaya çalışıyor. Yani bir kadro partisi olmaya çalışıyor. Zaten hani karizmatik liderliği yok ama Davutoğlu'nda ayrıca bir hani karizmatik lider olma çabası da görüyorum. Yani o potansiyel var mı yok mu tartışılabilir. Halk verecek kararı ama Davutoğlu'nun hani takdir edilebilecek bir tarafı, iyi bir kadro kurmaya çalışıyor. Demokratik bir kadro. Oradan da zaman zaman bir sürü defolu adamlar çıkıyor, olmadık laflar ediyorlar da. Ama Davutoğlu'nun partisine göre Ali Babacan'ın partisi biraz daha geniş bir tabana yaygın kadro hareketi olarak görülebilir. Bunda haklı olabilirsiniz ama Türkiye'nin ihtiyacı olan, işte böyle bir kadro kurup da onlara başkanlık edecek olan, genel başkanlık edecek olan birisi mi, yoksa liderlik yapacak olan birisi mi? Biz her ne kadar eleştiriyor olsak da Recep Tayyip Erdoğan bir lider ve adam liderliği etrafında bir sürü insanı hala toplamaya ve onlara da iş yaptırmaya kendi çaplarında devam ediyor. Türkiye'nin de böyle birine ihtiyacı var. Öyle anlaşılıyor. Doğru mu? Yani bence Türkiye'nin aslında uzlaşmaya ihtiyacı var, koalisyonlara ihtiyacı var. Ama Türk toplumunun zihin kodlarında bir lider profili var. Kodumu oturtan bir lider, yakan yıkan bir lider. Kendileri adına her şey, bu tembelliğin de bir göstergesi. Toplum yapamadığını bir lider gelsin yapsın istiyor. Öyle bir lider anlayışı var ama Türkiye'yi düze çıkaracak Erdoğan profilinde bir lider değil. Veya hatta Özal profilinde bir lider değil. Daha uzlaşmaya açık, koalisyonlar yönetimi Türkiye için daha önemli, daha iyi. Yani Türkiye'deki bütün gelişmiş ülkeler, bakın Orta Doğu'nun en önemli demokrasisi, hala bütün Araplara diz çöktüren İsrail, yıllardır koalisyonla yönetilir. Yani Hollanda'sından, Almanya'sından, Belçika'sından, hangi ülkeyi, İngiltere'sine kadar hepsi koalisyonlarla yönetilir bir şekilde. Türkiye'nin uzlaşma zihniyetine ihtiyacı var. Böyle karizmatik lider, kodumu oturtan lider filan değil. Bu dönemler geçti. Eğer refaha ulaşmak istiyorsa, gelişmiş bir ülke olmak istiyorsa toplumun bu zihin kodlarını bir şekilde değiştirmek lazım. Evet. Yani lider vurgusunu ben sürekli lider vurgusunu çok da doğru bulmuyorum. Toplumu alıştırmak lazım uzlaşı kültürüne. Evet, yani ben de sizinle aynı fikirdeyim ama dediğiniz gibi ülkenin, yani milletin kodlarında bunlar olduğu için öyle tipler de görmek istiyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan gibi de lider değil, adam gibi bir lider olması lazım açıkçası. Neyse, bu bahsi kapatabiliriz hocam. Bir diğer önemli mevzuya geçelim. HDP biliyorsunuz şu anda kapatılmak istenen bir parti. Ekrem İmamoğlu hamlesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan kendisine rakip olabilecek olan isimleri ekarte edebilmek için hamleler yapmaya başladı demiştik. Bunlardan bir tanesi de HDP. HDP'nin kapatılma ihtimali bile aslında toplumu gerecek olan bir hamle. Bunun en iyi örneklerinden, iyiden kasıt son örneklerinden birisi. İstanbul'da biliyorsunuz İstanbul'un il başkanı, HDP il başkanı Encü'ye yapılmış olan bir hareket vardı. Bir polis memuru bir tokat attı. Tabii bu protestoları da beraberinde getirdi. Sonra İstanbul'un çeşitli yerlerinde de gösteriler düzenlendi. Türkiye'nin farklı yerlerinde de gösteriler düzenlendi. Ve o gösterilerden bir tanesinde de bir erkek polisin bir kadını, böyle yaşmaklı bir kadını arkadan kolunu bükerek gözaltına alması meselesi vardı. Bu arada işte HDP'nin kapatılması için de çağrılar başladı. İşte dosyalar açıldığı söylendi vesaire. Buna nasıl bakıyorsunuz? HDP gerçekten terörize mi edilip de toplumdan tamamen dışlanmak isteniyor, sistemden atılmak isteniyor? Ne diyorsunuz? Yani buna daha geniş bir çerçeveden, tablodan, biraz daha kuş bakışı bakmak lazım. Yani İmamoğlu ile ilgili geçen haftaki siyaset yasağının çıkmasından, ceza hükmünün ilan edilmesinden sonra aslında Erdoğan seçim çalışmalarını başlatmış oldu. Böyle görmek lazım. Ya bunların hepsini, bu faaliyetlerin tamamını Erdoğan'ın seçim stratejisinin parçaları, unsurları olarak görmek lazım. Elbette daha neler var aklında, planında neler var, bunları bilmiyoruz. Ama şu ana kadar görebildiğimiz kadarıyla Erdoğan bu seçimlere de bir gerilim üzerinden gitmek istiyor. Toplumu gererek, kutuplaştırarak. 2015 yılındaki Haziran-Kasım arasındaki gibi şiddete dayalı bir gerilim mi çıkarmak istiyor? Onu bilemiyoruz. Mutlaka şiddeti de kullanmak ister. Ama en azından siyasi bir gerilim, güvensizlik ortamı içinde gitmek istiyor. Ve İmamoğlu'nu attığı adımla aslında bir noktada ligden düşürmüş oldu. Yani bununla ilgili bir sürü yorumlar yapılıyor. Yok kaybeder, kazanır vesaire filan, ama netice itibariyle Erdoğan bir adım attı ve en önemli, en etkili muhaliflerinden, rakiplerinden bir tanesini düşürmüş oldu. En azından kafasında bir kılıç tutuyor şu anda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun. Bunu istediği zaman üst mahkemede onaylatacak ve tamamen bertaraf edecek. Bu aynı zamanda altılı masanın üzerinde de bir kılıç tutuyor. Şimdi altılı masa şu ikilemi yaşıyor mesela. İmamoğlu'nu bu mağduriyete rağmen biz aday göstermeli miyiz? Yoksa göstermemeli, başka birini mi çıkarmalıyız? Bunun üzerinden de aslında bir yönüyle altılı masayı da, muhalifler de Erdoğan kendince böldü. Yani bu stratejilerinden bir tanesi. Bir başka stratejisinin de HDP üzerinden toplumda gerilim oluşturmak. Bunlardan birisi HDP'yi kapatmak olabilir. Bakın seçimlere çok az bir süre kala kapattırabilir. Nitekim bu konuda Yargıtay Başsavcılığı'nın da ifadeleri var. Bununla ilgili dosyalar üzerinde çalışıldığı, kapatmanın olabileceği gibi bunu da yapabilir. Yani seçime gitmeden önce anlaşılan Erdoğan bir toplumu yeniden germek istiyor kendi lehine. Milliyetçiliği yükseltmek istiyor. Kürt düşmanlığını yükseltmek istiyor. Öte yandan da yargıyı kullanarak önünde engel oluşturabilecek bariyerleri kaldırmak istiyor. İşte bunlardan ilk adımı attı İmamoğlu. Kabul edelim etmeyelim, Erdoğan açısından oldukça başarılı, pragmatik bir hareket. İmamoğlu'nu bertaraf etti. Bu her halükarda Erdoğan'ın lehine olur demek istemiyorum. Bu tamamen muhalefete bağlı. Bu Erdoğan'ın tamamen aleyhine de olabilir, ama sonuç itibariyle Erdoğan bir oyun oynuyor. Hafızasında, kafasında bir stratejisi var. Çalışılmış bir strateji var. Bunu adım adım uyguluyor. Bunlardan bir tanesinin de Kürt düşmanlığı, Kürtleri tahrik etmek, gerilime geçirmek, belki o HDP'ye yapılan bu baskı, mesela o kadın teyzenin, 80 yaşında bir teyzenin kolunun bükülmesi filan, yani her bir insanın, evet, bu fotoğraf, yaşlı bir teyze, yani nereden baksanız 70'in üstünde 80 olabilir bir teyzenin, bunun herhangi bir insana bir zarar verme ihtimali yok bu teyzenin. Ne bileyim, taş atma ihtimali yok, cam kırma ihtimali yok, bir polise yumruk atma ihtimali yok, kaçma ihtimali bile yok. Yani kaçayım dese kaçamaz polislerden. Ya aciz bir teyzemiz, ama bu insanın böyle bir polis tarafından kolunun bükülmesi bir insan olarak hepimizi rencide ediyor. Bir annemiz, bir teyzeye bunun yapılması, bir kadına. İki, bunun sembolik önemi de var. Tarihte bu tür semboller önemlidir. Bir Kürt anasına herkesin huzurunda böyle bir hareketi yaptığınızda bütün Kürtlerin vicdanına, bam teline dokunursunuz. Ve 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda işte o Sırp prensin öldürülmesi, büyük hadiselerde aslında bu tür sembolik olaylar önemlidir. Kamu vicdanına harekete geçiren sembolik olaylar pek çok olayların başlangıcıdır. İşte Arap Baharı'nda neydi? Tunus'taydı galiba. Bir seyyar satıcının kendini yakması buna sebep olmuştu. İşte Gezi'de keza öyle filan. Bu tür tablolar kasten de çıkarılmak isteniyor olabilir. Yani Erdoğan iktidarı Kürtlerin vicdanlarına baskı yapıyor. Onları harekete geçirici sembolik eylemler yapıyor olabilir. Bu noktada elbette ki sadece Kürtlerin değil, böyle tablolarda herkesin tepki vermesi lazım. Mesela böyle bir tabloda ben Türkiye'nin en milliyetçisi, en faşizan partilerinden birisinin başındaki Ümit Özdağ'ın da insani olarak bir tepki vermesini beklerim. Bu kadının Kürt olması olmaması, siyasi bir eğiliminin olup olmaması önemli değil. Yaşlı bir kadına bunun yapılması herkesin tepki göstermesi gereken bir şey. Ama sonuç itibariyle yani Erdoğan'ın bir stratejisi olduğu, bu stratejinin bir tarafında bazı yasaklamalarla Ekrem İmamoğlu gibi daha sonra bunun Mansur Yavaş'a da yürüyebileceği farklı adayları bertaraf etme yargı üzerinden, öte taraftan bir parti olarak HDP'yi bertaraf etme ve kendince mayınsız bir şekilde seçime gitme gibi bir stratejisinin olduğu anlaşılıyor. Evet. Bu başarıya ulaşır mı? O ayrı bir konu. Onu ayrıca tartışmak lazım. Ama Erdoğan'ın bir stratejisi var ve bunu uyguluyor. Bu strateji yine gerilim, yine illegal veya ayak oyunlarıyla sandık görünümü altında ama ayak oyunlarıyla rakiplerini elimine etme, bertaraf etmeye yönelik olduğu anlaşılıyor. Evet, belediye başkanlarıyla başlamışlardı. Çünkü halkın teveccüh ettiği belediye başkanlarını görevden aldılar. Onların yerine kendi adamlarını atadılar. Milletvekillerini gözaltına aldılar, sonra tutukladılar. İşte Gergerlioğlu onlardan birisiydi, daha sonra serbest bıraktılar vesaire. Aslında siyaset alanını olabildiği kadar daraltıyorlar. Halka hizmet götürme alanlarını da daraltıyorlar. Dediğiniz gibi HDP'yi sadece bunu Recep Tayyip Erdoğan için mi düşünmek lazım, yoksa rejim olarak mı düşünmek lazım? Rejim HDP'yi dışlıyor diyebilir miyiz? Yani rejim HDP'yi öteden beri dışlıyor zaten. Yani siyaset alanı bırakmıyor. Bu da bir çelişki. Yani silahlı unsurları bertaraf etmek istiyorsunuz. PKK, Kürtlerin haklarını müdafaa ettiğini iddia eden bir silahlı grup. Hem bundan rahatsızsın 40 yıldır. Bunu tasfiye etmek istiyorsun. İnsanları legal siyaset yapmaya davet ediyorsun ama legal siyaset yapınca da tepesinden yumruğu eksik etmiyorsun. Bu bir çelişki. Yani madem şiddetsiz bir siyaset istiyorsan o zaman şiddet kullanmayan cenahlarına siyaset yollarını, kanallarını açman lazım. Yani her yere tıkadığında basınç oluşur ve patlamalar hasıl olur. Kürt siyasetiyle ilgili olan tarafı bu. Yani rejim öteden beri HDP'ye, Kürt siyasetine hep taraflı, hep güvensiz yaklaştı, yol açmadı. Ama şu anda rejimle Erdoğan önemli oranda da örtüşmüş durumda zaten. Hani Türkiye'de establishment diyeceğimiz veya derin devlet diyeceğimiz şeyle Erdoğan iktidarı, görünür siyasi iktidar 7-8 yıldır bir koalisyon halindeler ve birlikte yürüyorlar. Stratejilerini birlikte belirliyorlar. Bu seçimlere de birlikte gidecekleri anlaşılıyor. Yer yer çatışmalar olsa da bu derin devletle, Ergenekon'la, AKP'nin, ama her birinin bir diğerine muhtaç olduğunu, yine bir süre daha beraber yürümek zorunda kaldıklarını anladılar ve bu seçimlere de ben beraber gireceklerini düşünüyorum. Bu olayları da rejimle birlikte Erdoğan yapıyor ama Erdoğan'ı rejimden, bu derin kirli, Türkiye'nin 100 yıllık kirli rejiminden ayırmamak lazım. İkisi birbirine çok yakın şu anda. Evet. Peki yapılacak şey ne burada? Yani aslında toplumun da, bütün muhalif gruplarında, aydınların da şunu anlaması lazım. Türkiye'de artık mesele bir sandık ve seçim, iktidar değiştirme, Cumhurbaşkanı değiştirme, Erdoğan'ı seçtirme, seçtirmeme problemi olmaktan çıkalı çok oldu. Meselenin tamamen var olan, kırıntısı kalan demokrasiyi bütünüyle yitirmek veya geri getirmek olduğunu, hukuku, demokrasiyi yeniden inşa etmek olduğunu anlaması lazım ve bütün siyasi partilerin aslında aralarındaki o siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp demokrasiyi ve hukuku kurtarmak üzere Erdoğan'a karşı ittifak etmeleri lazım. Yani mesele Erdoğan'ın seçilip seçilmemesi değil. Ben geçen haftaki bir yazıda da söyledim. Bakın, Erdoğan bir defa daha seçilirse şu kırıntısı kalan demokrasiyi de unutun. Otoriter rejim artık sistematik hale gelecek Türkiye'de. Kurumsallaşacak. Diğer Orta Doğu diktatörlükleri gibi olacak. Erdoğan bunu tek adam yönetimi kurdu ama kurumsallaştıramamıştı. Bir daha seçilirse kurumsallaşacak ve bu ülkede siz bir daha demokrasiyi göremeyeceksiniz. Rüyasını da göremeyeceğiz. Onun için muhaliflerin, aydınların, gazetecilerin, siyasi partilerin Erdoğan'ı yenme yenmeme değil. Bunun ötesinde bütün topluma dokunan bir söylem geliştirmeleri lazım. Erdoğan'ın ayak oyunlarını da bozacak olan bu, onları bir zeminde birleştirecek, ittifak kurduracak olan da bu. Yani hukuk ve demokrasi vurgusu yapmaları lazım. Bu seçimde Erdoğan'ı veya herhangi bir cumhurbaşkanını seçmeyecek millet. Hukuk ve demokrasi oynayacak. Evet hocam, HDP üzerinden söylenebilecek olan en önemli şeyler bunlar da aslında. Hukuka geri dönülebilmesi ve demokrasinin muhafaza edilebilmesi için bütün muhalefet partilerinin, muhaliflerin bir araya gelmesi ve bu konuda çalışması icap ediyor. Özür diliyorum. HDP deyince bu gösteriler sırasında vuku bulan bir başka hadise daha vardı. HDP'nin milletvekillerinden Garo Paylan yine enteresan laflar etti. Yani rejimin kullandığı dili kullandı ve işte polislere tabirindeyse eleştiriler yöneltirken cemaati kastederek ifadeler kullandı ve rejimin kullanmış olduğu o soykırım ifadesini kullandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben vermek istemedim o videoyu. O yüzden sizin sadece değerlendirmenizi alayım. Ya ben Garo Paylan'ı geçen de öyle bir pot kırdı, daha doğrusu öyle bir ahlaksızlık, seviyesizlik yaptı. Biraz da adam zannederdim. Fakat bu Garo Paylan'la da ilgili değil. Yani böyle karakter yoksunu çok insan var. Şöyle diyeyim. Yani düşmüş bir mahallenin zorbası tarafından ayaklarının altına alınmış, dövülen, ezilen bir kişi var. Bu kişi masum olabilir, suçlu olabilir, sizinle bir kısım geçmişte problemleri olabilir, sevmediğiniz birisi olabilir, siyasi görüşünüz örtüşebilir, örtüşmeyebilir. Böyle bir tablonun içinde o zorbaya laf edememek veya zorbaya laf ederken önce yerdeki masuma söverek başlamak, bunu bütün siyasi görüşler için söylüyorum, ahlaksızlığın, karaktersizliğin, ilkesizliğin, yüreksizliğin daniskasıdır ve bunu Türkiye'de Garo Paylan gibi herkes yapıyor maalesef. Pek çok kimse yapıyor. Erdoğan'a doğrudan laf etme cesareti olmayan veya doğrudan laf ettiğinde bir karşılığı olacağını bildiği için onun önüne FETÖ gibi bir kavram koyarak kendini garantiye alan, adeta bir tampon, bu limanlardaki şeye ne denirdi? Lastiklerden koyuyorlar ya. Şamandıra diyesim var ama yok, iskele lastiği. İskele babası. Neyse, iskele lastiği gibi. Evet. Yani gemiyle arasına iskele lastiği gibi ille FETÖ'yü veya işte milyonlara varan masum insanları koyan bu tür adamların bir tanımı var: karaktersizlik, ilkesizlik ve korkaklık. Garo Paylan da bence, ben hani üsluba dikkat eden bir adamım ama bu yaklaşımlarıyla bunu hak eden bir adam. Yani şimdi Garo Paylan üzerinden yürüyeceksek söylenebilecek o kadar çok şey çıkar ki, ama bu ırkçılığa girer, faşizme girer, ayrımcılığa girer. Bunu en yapmaması gereken adam Garo Paylan. Sen bu toplumun içinde itilip kakılmış bir adamsın, bir azınlıksın, ötekileştirilmişsin. Başka bir ötekileştirilmiş kesime, zalimin karşısında yani hangi ahlakla, hangi ilkeyle böyle yaklaşıyorsun ki? Edepsizliğin daniskası yani. Onda haklısınız hocam. Şimdi izniniz olursa TR724'te... Bir kendisini savunamayan insanlar şöyle düşünün. Yani şu an o polisler hapiste. Kardeşim adam 8 yıldır ifadesi bile alınmıyor, duruşması yapılmıyor, çoluğunu çocuğunu, kızlarını hapse atmışlar. Savunmasız bir insana hangi kültürde, hangi hukuk sisteminde, hangi örfte olursa olsun kendini savunamayan bir insana saldırmak korkaklıktır, ahlaksızlıktır. Şimdi sen hapisteki polisler kendini ifade etme imkanı yok, avukat tutma imkanı yok. Çocuğu avukatlık yapıyor, kızı Ali Fuat Güven'in, işte onu hapse atmışlar. Hiçbir söz hakkı vermiyorlar. Kendini savunma hakkı bırakılmayan mazlumlara zalimle mücadele ederken, güya hakkı, adaleti tutarken sen yaftada, aynı yaftada bulunuyorsun. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Özür dilerim ama bunu şerefsizlik olarak görüyorum. Şimdi İlker Doğan'ın bir haberi var, haber yorumu var daha doğrusu. Ferhat Encü'nün işte tokat atılmasından dolayı Garo Paylan orada bulunan polislere işte bir barikat kuruyorlar. O polislere yönelik diyor ki bakın işte şunlar da böyle yaptı, şimdi hapiste çürüyorlar, sen de çürüyeceksin. Şimdi sitede, haber sitesi TR724'te bununla ilgili çok güzel birkaç soru sorulmuş. İzniniz olursa ben ekranlardan bunları da sormak istiyorum Garo Paylan'a. Hani şu anda çürütülen, sizin de bahsettiğiniz gibi savunma hakları bile ellerinden alınan, aileleriyle beraber mağdur edilen o polislerle alakalı olarak sorular şöyle: 7 yılı aşkın süredir hapislerde çürüyen polislerin suçu neydi? O polisler 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yapmasa ve kamunun, milletin hukukuna sahip çıkmasalardı bugün cezaevinde olurlar mıydı? O polisler yolsuzluğu, rüşveti, kara para aklamayı görmezden gelselerdi bugün her biri bir yerde amirlik, müdürlük yapıyor olacaktı. Garo Paylan 17-25 Aralık'la ilgili ne düşünüyor acaba? Garo Paylan eğer 17-25 Aralık'ın yolsuzluk, rüşvet, kara para operasyonu olduğunu düşünüyorsa o polislere neden hiç sahip çıkmadı? O polisleri cemaate mensup olduklarına inandığı için mi görmezden geldi ve geliyor? İşte Garo Paylan FETÖ'cü polisler de böyle yaptı diyor. Ne yaptı o polisler? O insanlar görevdeyken hangi HDP'li vekile tokat attı? Hangisinin otomobilinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi? Hangisi sizin parti yöneticinizin il binanıza girmesine bile engel oldu? Hangisi genç kızları ağına düşürüp fuhuş çetesi kurdu? Vesaire vesaire vesaire. Çok sayıda soru var aslında. Garo Paylan'a sorulabilecek olan çok sayıda soru var. Bu HDP meselesi gündeme gelmişken ilahiyatçı, Amerika'da bulunan, yaşayan Sacit Arvasi hocamız var. Çok severim ben de kendisini. Sacit Hoca Twitter'dan bir paylaşım yaptı hocam. Ve dedi ki Twitter paylaşımında, izniniz olursa tam olarak okumak istiyorum. Ayrılalım, komşu olalım. Cümle bu. Twitter mesajı bu. Ama bir de video paylaşmış. Ben o videoyu Sacit hocamızın Twitter hesabından da görebileceklerini söylüyorum. Sonra da bir ekleme daha yapmış. Ayrılalım, komşu olalım dedim. Benim bu çıkışıma en fazla muhtaç olanlar, çocukları için demokratik bir ülke ve mutlu bir gelecek kurmak isteyen Türklerdir demiş. Son derece isabetli bir yorum yapmış. Siz de zaten bu programda Türkiye'yi bölerse Türkler, Türk milliyetçiler böler demiştiniz. Buna farklı bir açıdan yaklaşarak destek olmuştunuz. Ne diyorsunuz Sacit Hoca'nın bu sözlerine? Ya şimdi reel politikte ayrılalım, komşu olalım, bunun bir karşılığı yok. Yani hadi ayrılalım deyince ayrılamazsınız, hadi ülkeyi bölelim deyince bölemezsiniz. Pek çok dinamik vardır. Yani bakın bunlar netice itibariyle günün sonunda reel politikle, siyasetle, güçle, iktidar ilişkileriyle ilgili bir şeydir. Hani bugünlerde de gündemli Messi'nin memleketi Arjantin'de Falkland Adaları vardır. Yani halkının önemli bir kısmı Arjantin toplumuna daha yakındır. İngilizler işgal etmişler. 1984'tü galiba. Yani olaylar benzer değil. Yani birebir kıyas götürmez ama netice itibariyle Arjantinliler biz o ülkeleri, o toprakları, Falkland Adaları bize ait, geri almak istiyoruz dediler. Ve İngilizler de hayır vermiyoruz dedi ve güç mücadelesi oldu ve nitekim Arjantin kaybetti. İngiltere orada hala hakim. Yani bu şunu söylemek istiyorum. Edebiyatla veya böyle işte bir kısım ifadelerle ayrılmanın, birleşmenin olacağını öngörmek, bunu dillendirmenin bir karşılığı yok. Bunlar reel siyasi meselelerdir, iktidar güç ilişkileridir. Bir de bu tür konuları ben hani ayrılma, bölünme filan isteyebilir mi? İsteyebilir. İfade özgürlüğüdür bunlar. Herkes söyleyebilir, herkes ifade edebilir ama dediğim gibi reel politikle ilgili sık sık bu tür konuların gündeme getirilmesini de hani toplumun arasındaki o uzlaşma noktalarını, birlikte yaşama duygularını tahrip ettiğini düşünüyorum. Ama buna sebep olan şey de işte tam da o resim. Zaten yani bir Kürdü kendi halinde ortalama bir Kürdü ki Arvasi Hoca'nın ailesi Abdülhakim Arvasi dediğimiz merhum Necip Fazıl'ın hocasıdır. Necip Fazıl'ı manevi olarak etkilemiş, zannederim Kadiri veya Nakşi bir tarikat şeyhidir. Necip Fazıl kitaplarında çokça bahseder, ona dair şiirleri vardır. Milliyetçilerin önemli figürlerini etkilemiş bir ailenin PKK ile, şiddetle, Kürt siyasal hareketiyle ilgisi olmayan bir bireyi olan dindar Sacit Arvasi'yi bile Kürtlere yapılan bu teyzemize yapılan zulüm şirazeden çıkarabiliyor. Dengesini bozabiliyor ve böyle şeyler yazmasına sebep olabiliyor. AKP'nin belki de yapmak istediği bu seçim öncesi aslında. Bunu daha da çok yapacağını düşünüyorum. Yani Kürtlerin de damarına basarak, tahrik ederek bir şekilde ülkede ki o milliyetçi atmosferi yükseltmek istiyor. Oradan kendine belki güç devşirmek istiyor. Bu noktada evet, hani daha aklı selim olunması, daha sükunetle hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Peki. Sizin yorumunuzu aldık. Bir başka konuya geçelim. Aslında gündemin bir numaralı maddesi diyebiliriz. Seçimler yaklaşıyor artık. Seçimler yaklaşırken de çeşitli hamleler geliyor. Bunlardan bir tanesi İmamoğlu'na verilen cezaydı. Ama bugün itibariyle İstanbul'da Başsavcılık kendilerine bir soruşturma dosyasının ulaştığını, bir dosyanın kendilerine ulaşıp detaylarının da incelenmeye başlandığını söyledi. Canan Kaftancıoğlu'yla Ekrem İmamoğlu da bir basın toplantısı düzenlediler ve bu soruşturmayla alakalı olarak konuştular ve aynı zamanda İmamoğlu da Süleyman Soylu'ya çok ağır ifadeler yöneltti. Ne diyorsunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör soruşturması açılması hadisesinde? Ya işte Erdoğan stratejilerini uyguluyor. Yani İstanbul Belediyesi'ni muhtemelen seçimden önce belediyeyi de bizzat alacak. Yani İmamoğlu'nu düşürdükten sonra belediye meclisinin yeni seçeceği başkan vekili muhtemelen AKP'li olacak. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla seçimlerden önce de belediyeyi alarak seçimlerde belediyenin kendi yanlarında kullanması, o gücü de kendi siyasi lehinde kullanmak için çaba göstereceği anlaşılıyor. Yani Erdoğan stratejilerini devam ettiriyor ama şu güzel bence, hani İmamoğlu ile Kaftancıoğlu'nun arasının limoni olduğu ifade edilir biraz, çok da anlaşamadıkları. Yani bu örnekte de görüldüğü gibi biraz önce ifade ettiğim üzere memlekette artık A partisi, B partisi, C partisi filan kalmadı. Yani Türkiye'nin tamamen bir diktatörlüğe dönüşmesi veya mevcut çok az kalmış demokrasinin çoğaltılması, hukuka, parlamenter sisteme geri dönülmesi gibi iki seçenek var. Hocam bağlantınızda bir sorun oldu. Evet, bağlantınızda bir sorun oldu. Buyurun. Yani kimin seçildiği çok da önemli değil. Yani hangi partinin geldiği çok da önemli değil. Önemli olan burada yeniden demokrasiyi inşa edecek alternatifler oluşturma, o zemini kurma. Bunun için de gerek siyasi partiler içindeki işte İmamoğlu ile İstanbul İl Başkanı'nın o limonini gidermesi, yan yana poz vermesi gibi, gerekse farklı siyasi partilerin, ki bunun içinde HDP de mutlaka olmalı. Yani diğer partilerin HDP'yi böyle tamamen vebalı gibi muamele edip dışlaması da çok doğru bir şey değil. Bunu Erdoğan en başta kullanıyor. Ve kendi milliyetçi oylarını meşrulaştırmak için kullanıyor. Aradaki gerek siyasi gerek kişisel problemlerin, ihtilaf sebeplerinin kenara bırakılıp ülkenin bekası ve geleceği adına, ülkenin sistematik hale gelmiş, kurumsallaşmış bir otokrasiye dönüşmemesi adına çaba sarf etmek lazım. Bence bu seçimin en önemli noktası o, en kritik noktası evet. O. Bu arada başkanlık yarışıyla alakalı, seçimle alakalı konuya geleceğiz ama biliyorsunuz vergide 2023'te partilere dağıtılacak olan hazine yardımı açıklanmış. Tabii rakam 5 milyar 25 milyon lira. AKP'ye 2 milyar 187 milyon, CHP'ye 1 milyar 160 milyon, HDP'ye 600 milyon, MHP'ye 566 milyon, İyi Parti'ye 510 milyon lira hazine yardımı aktarılacakmış. HDP'ye de zaten bu parayı vermemek için özel olarak uğraşıyorlar. Bunu da bir ek bilgi olarak aktarmış oldum. Ve arkasından da hemen başkanlık seçimiyle alakalı konumuza girebiliriz. Anayasaya göre yani mevcut bir kapatma davası filan açıldığında, bu diğer partilerin, bakın İyi Parti dahil, milliyetçi partiler dahil, bunu bir demokrasi sorunu yapması lazım. Bunun arkasında durması lazım. HDP'lilerin haklarını savunma konusunda ilkesel olarak dik durmaları lazım. Yani mesele artık HDP İyi Parti meselesini aştı. Mesela evet, tamam, bu demokrasi, hukuku koruma meselesi ama hala maalesef bu siyasi partiler birbirlerine karşı bu mesafeyi koruyorlar ve birbirlerinin haklarını temel, doğal, demokratik haklarını koruma noktasında çekingen davranıyorlar. Peki. Bütün partilerin tepki vermesi lazım. Yani HDP ile ilgili yapılacak her hukuksuzluğa. Madem siz konuyu buraya getirdiniz, altılı masada mesela neden HDP yok? HDP'nin olmaması kime ne kazandırır? Ya da HDP'nin dışlanması, daha doğrusu o masaya oturtulmaması resmi olarak kime ne kaybettirir? Yani reel politik açısından hani bunu belki anlayışla karşılayabiliriz. Yani anlayışla karşılanmamalı elbette ama Türkiye'nin maalesef durumu bu. O partilerin milliyetçi partilerden ve muhafazakar sağ partilerden oy alabilmeleri için AKP'den HDP'yi orada tutuyorlar, dışarıda tutuyorlar. Tamam, bunu diyelim ki böyle seçmenin iradesini, ilgisini, yönelimlerini dikkate alarak reel politik açıdan böyle bir tercih aldınız. Masaya almadınız HDP'yi. Zaten HDP de bunu anlayışla karşılıyor aslında bir yönüyle ama en azından kardeşim tukaka etmemek lazım. Yani vebalı muamelesi etmemek lazım. Hem bunu yapabilirsiniz mesela hem de arka planda oturup konuşulabilir, belli stratejiler geliştirilebilir. Bunu yapmadığınız halde zaten AKP yapıyorsunuz diyor size yani. Böyle bir şey yaparsanız hem o muhafazakar seçmenin tepkisinden korunmuş olursunuz ama öte taraftan da muhtaç olduğunuz, hani pragmatik açıdan da mutlak manada desteğini almak zorunda kaldığınız HDP'yi de rencide etmemiş olursunuz. HDP'li seçmeni ötekileştirmemiş, rencide etmemiş olursunuz. Bu siyasetin bir gereği yani, evet. Bu bir aritmatik aslında. Siz isteseniz de istemeseniz de bu seçimlerde veya sonraki seçimlerde HDP'li seçmen kilit noktada ve buna Türkiye'de muhtaç, altılı masada muhtaç, herkes muhtaç. Bu çok açık ve net. O halde bunu onurluca yapın. Yani bunu onların da izzetini rencide etmeden, onlara da insanca muamele ederek yapmak lazım. Bence altılı masanın yaptığı bu biraz. Yani evet. HDP'yi göstererek dışlıyorlar. Bu da elbette Kürt seçmeni rencide ediyor, incitiyor. Evet. Anayasaya göre, mevcut anayasaya göre biri 3. defa aday olamaz. Evet, anayasayı takan yok. O ayrı bir konu. Fakat anayasaya göre Erdoğan'ın bir kere daha aday olamaması söz konusu. Ama bunun önüne geçebilmek için de hani deniliyor ki, katakulli yapılıyor ya, işte seçimi eğer erkene alırsak, erken seçim olursa Erdoğan bir kere daha aday olabilir deniliyor. Sizin bu konudaki yorumlarınız ne hocam? Mutlaka konuya baktınız, incelediniz ve muhalefet mesela neden bunun üzerinde yeteri kadar durmuyor? Yani bununla ilgili anayasa açık aslında. Anayasada açık hüküm var. 2 defadan fazla bir kişi Cumhurbaşkanı seçilemez diyor. Erdoğan'ın değişikliğinden sonraki, referandumdan sonraki anayasada da öyle. Ama bununla ilgili bir yasal düzenlemede de erken seçim olması durumunda, süreden önce olması durumunda 3. defa aday olabileceği gibi bir boşluk var. Bu konuda anayasa hukukçularının ihtilafı da var. Aslında pek çok anayasa hukukçusu seçilemeyeceğini söylüyor ama kural şu, kural net. Bir kişi 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Şimdi Erdoğan, erken seçimle ilgili alınmış bir karar yok. Bununla ilgili prosedürler var. Seçime de çok bir zaman kalmadı. Zaten 2 ay 60 gün içinde seçim süreci başlıyor. Yani seçim atıyorum işte Haziran'da olacaksa Haziran'dan 2 ay önce normal bu seçimin süreci zaten başlamış olacak. O seçim yasaklarıdır, seçimle ilgili düzenlemeler filan. Yani şurada sonuç itibariyle 5 ay kaldı bir yönüyle. 5 ay içinde bir kısım şeylerin yapılması lazım ama mesela muhalefetin hiç bunu dillendirmemesi bana garip geliyor. Bunu neden? Yani 3. defa sen seçilemezsin kardeşim. Bunun yasal, anayasal düzenlemeleri var. Bunlara riayet etmek durumundasın demek yerine de facto böyle Erdoğan'ın söylemlerini satın alma, sanki o meşruymuş, sanki anayasalmış, sanki legalmiş gibi davranmaları var. Bunu neden yapıyorlar? Bunu şöyle yaptıkları, şu nedenle yaptıkları yönünde yorumlar var. Yani Erdoğan'la mücadeleden kaçan taraf olmamak için. Ama bu hukuki değil, bu anayasal değil, bu yasal değil. Yani siz hukuksuzluk yapmakla eleştirdiğiniz bir adamın yeni bir hukuksuzluğunu kabul ediyorsunuz. Sineye çekiyorsunuz ve onunla birlikte seçime gidiyorsunuz. Bu aslında, bu da yani muhalefetin bir açmazı. Sen olamazsın demesi lazım açıkça ve toplumun, kamuoyunun bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Kaldı ki Erdoğan'ın işte her defasında ta iktidara geldiği andan itibaren biz kalıcı değiliz, koltuklarda baki değiliz filan diye bir sürü bu son seçimim, her defasında demiş, bu son seçilmem, bir daha aday olmayacağım filan. Böyle açıklamaları var. Ya muhalefet de hani kullanılabilecek çok güzel paslar oluyor. Bunları değerlendirmiyor. Niye değerlendirmiyor? Anlayabilmiş değilim. Erdoğan'ın 3. defa göstere göstere seçime gitmesi de bunlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet hocam, ne yazık ki muhalefet bu konuda çok ciddi bir acziyet sergiliyor. İster seçim erken yapılsın, ister vaktinde yapılsın. Bir kişi 2 defa seçilmişse seçilmiştir. İster süresini doldursun, ister doldurmasın. Bununla alakalı olarak da belki de anayasanın kesin hükmü olmasına rağmen buna açıklık kazandırmayan hukukçular ama asıl siyasetçiler suçlu. Bu mevzuyu da deşelemeyen muhalefet de suçlu ne yazık ki. Ama Türkiye böyle bir seçime gidiyor. Erdoğan da o seçime aday olarak girecek gibi gözüküyor kesin itibariyle, değil mi? Evet. Evet, ne yazık ki. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Umarım yararlı bir yayın olmuştur. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere diyorum. İnşallah. Bu arada kıymetli seyirciler, Mahmut hocamızın TR724'te son çıkan yazısını da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. AKP, MHP ülkeyi böyle bölüyor başlığıyla. Hocam spoiler vermeyin ama yazıda söylediklerinizi bizim ya da yazıda vurguladıklarınızı programımıza daha önce söylemiştiniz galiba, değil mi? Ben birazcık okuyunca... Evet, söylemiştim. Evet. Bu biraz hararetli geçti bu yayın. Şey için, Sacit Hoca için şirazeden çıktı gibi ifade kullandım. O kastı aşan bir cümle olabilir. Yani tepki verdi anlamına. Aha, aha. Yanlış anlaşılma olmasın. Şirazeden çıkma, kitabın arkasını tutan o birbirine bağlayan şeylermiş. O dağılınca oluyor. Evet. Muhtemelen Sacit Hoca benim de sevdiğim ve takip ettiğim bir hocamız. Kürt anaya yapılan o tabloyu görünce reaksiyoner olarak bir şeyler paylaştı diye düşündüm. O anlamda kullandım. Yoksa aynı reaksiyonu ben de verdim. Yani yaşlı bir kadına bunun yapılması hiçbir vicdanın, insafın kabul edeceği bir şey değil. Ama belki de AKP bunu kasten ve bilerek böyle bant ellerine insanların dokunmak için yapıyor. Evet hocam, HDP'yi ve Kürtleri, HDP'ye oy verenleri gerçekten de terörize edebilmek için yapıyor belki de. Ağzınıza sağlık hocam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli seyirciler, konuşma zamanının bugün de sonuna geldik. İnşallah haftaya yine konuşma zamanında görüşmeye çalışacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık.